Bir de bismillah diyelim. Hayırlı tıraşlar, bir kendimize gelelim. Selamun aleyküm. Abi kim selam? Canbazan hoş geldin. Ahmet'im ne haber ya? Ne haber Ahmet'im ya? Oo. Aman berber, canım berber Muammer. Gel bir öpeyim, 40'tan 50. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz? Karabayri köyünden. Eyvallah. Unutmayalım eyvallah. Yani. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Hoş gördük. Ne yapalım, iyi şükür. Eyvallah. Ya bu saat sakal, bu ne bak, bir bakımdan geçmek lazım. Vallahi işte geldik. Bak elektrik var, yengen eve almayacak, onun için bir güzel bir hayırlı tıraşlar. Bir muamele yap bakalım bize. Eyvallah. Faturalar geldi, kiramız var abi. Hadi bakalım, hayırlısı inşallah. Abi hoş geldin. Ne yapalım? Hoş bulduk. Valla sakalı, saçalı, bir damat her tıraşı şeyi yapalım güzel abi. Böyle bir... Seni eve şıkır bir... şıkır göndereyim abi. İnşallah, inşallah. Muammer abi ne yapıyorsun be canım? Sen ne yapayım be ya, hep aynı valla, hep aynı. Tam yanlışım, nereye gittin sen? İzmir'e gidemedik, bayramda hep çalıştık valla. Hakan şahit bak. Hep çalıştık. Çalışmaya devam. İyi yapmışsın abim benim. Eyvallah. Bir şey soracağım, bu ters galiba, acı. Sen girerken sol ayakla girdin ya, ondan oldu. Eyvallah. Ben diyeceğim böyle bir hayırlı tıraşlar diye bir proje başlattık. İstiyoruz ki hem tıraşı bedavaya getirelim. O zor biraz. O zor biraz. Tıraş bedavaya gelsin, altta bir. Bunu hep söylüyorum ben. Berber takım tutmak gibidir. Yani her berber, mesela başka bir berbere gidersin, oturursun, rahat edemezsin. Efendim eli titriyor mu acaba? Acaba beni keser mi? Saçımı nasıl kesecek? Sakalımı işte düzeltebilecek mi? Nasıl işte insanlar Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den vazgeçemiyorlar? Berberle olan münasebetin de aynı takım tutar gibi, taraftar olmak gibi. Başkasına gidemiyorsun. Hatta Ahmet'in güzel bir örneği var. Bana böyle yıllar önce anlatmıştı. Ne demişti Ahmet Kaya, sevgili Ahmet'im? 40 yıl yağsa yağmur işlemez mermere, sen ol güvenme. Berbere. Onunla berbere. Evet, güzel. Güzel. Eyvallah, güzel. Efendime söyleyeyim. O laf hiç aklımdan çıkmaz. Hep söylerim. Ahmet güzel söylemiş derim. Ya berber, terzi, kasap... Ya bunlar zor değiştiriyor. Şu meslek yani. Zor değiştiriyor. Evet, zor değiştirecek. Hele berberin de benim gibi biri ise hiç değiştiremez. Ama şimdi berberde muhabbet önemli. Evet. Berber hani asık suratlı olursa, berber ne bileyim hani masaya şuraya oturduğunda hani aslında bu masa ne? Bu masa aslında hani nasıl gidiyorsun psikiyatriste derdini anlatıyorsun ya. Evet. Hani onun para biraz ücreti pahalı olduğu için, evet, berbere gidiyorsun, oturuyorsun. Burada derdini anlatıyorsun. Yani aslında dertli var mı böyle gelip içini ya döken? Olmaz mı? Bazen biz döküyoruz, müşterinin psikolojisi bozuluyor gidiyor. O da öyle. Hani senin derdin ona işliyor. Benim derdimi ona anlatıyorum ya. Adam kendi derdini unutuyor benim derdimi. Anladın mı? Yani tepe bu yola yani. Eyvallah Ahmet'im ya. Peki Muammer abiyle aranız nasıl Ahmet? Muammer abiyle aramız vallahi 25 senedir beraberiz Muammer abiyle. Maşallah. Karı koca gibi oldu karı. Güzel. Güzel. Eyvallah. Şimdi son dönemde demeyeyim de hani berber deyince akla tabii sohbet geliyor, muhabbet geliyor. Son dönemde en çok ne konuşuluyor Muammer abi, Ahmet? Korona mı konuşuluyor, ne konuşuluyor? En çok korona değil mi? Vallahi korona konuşuluyor. Koronayı da şimdi bu felaketler olsun. Felaketler dünyayı sardı, felaketler daha kötü şu anda. Evet. O seller, şunlar bunlar, dünyanın evrimi değiştiriyor. Galiba biz bu filmin fragmanına denk geldik. Olabilir ya, olabilir. Sonuçta şimdi bunlar yaşanacak. Yalnız şimdi millet şey diyebilir, ya koronadan bahsediyorsunuz, ikinizde de maske yok diye. Biz hemen söyleyelim, biz hem Ahmet hem ben ikinci aşılarımız olduk. Herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz. Evet. Aşınızı olun. O çok önemli. Mesela aşı olmasaydık şimdi burada ikimiz de maskeyle tıraş olmaya çalışacaktık. Olmaz. O aşısı kimse kalmasın. Ama Muammer abi ben... yaşlı olduğu için mesela o takmak zorunda. Hala, evet, yani hala devam ediyor takmaya. Evet. Eyvallah diyelim. Şimdi Ahmetciğim sana bir soru sormak istiyorum. Tabii bu arada müşteriler de geliyor gidiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin abi, hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi hemen Ahmet bir soru sormak istiyorum. Şimdi önceden tabii şu anda sadece saç sakal değil mi? Evet. İnsanlar geliyor, saç tıraşı oluyor, sakal tıraşı oluyor. Yıllar önce berber dendiği zaman berberler sadece saç sakal tıraşı yapmıyordu. Başka icraatlar da yapıyordu. Neler yapıyordu Ahmet mesela? Ya eskiden nalbantlık yapıyordu. Evet. Mesela diş çekiyordu. Evet. Sünnet ediyordu. Sünnet ediyordu. Mesela 40 sene önceki sünnet
sünnet olmuş kişileri, evet, 40 bin bakımını Muammer abi yapıyor. Yani Muammer abinin sünnet ettiği çocuklar gelip tıraş mı oluyor? Tıraş oluyor. O kişilerin de bakımını Muammer abi yapıyor, 40 bin bakımını. 40 bin, 50 bin. Evet. Maşallah, maşallah. Evet. Gerçekten öyle ama. Evet. Hem diş çekiyorlar, hem değil mi? Sünnet yapıyorlardı, çok evet, önemli berber. Ya bizim kültürel olarak berberlik ayrı bir yerimiz var bizim yani. Adamın hiç tıraşı olmasa bile bir ensesini aldırıyor, bayram tıraşı diyor, bir şeyler oluyor yani. Yani sonuçta bakımlı olmak lazım. Sonuçta bakımlı da olmak lazım. Peki böyle standart böyle her gün gelip ya işte benim şuramı düzelt, buramı düzelt diyor. O kadar yok. Yok, o kadar olmuyor ama. Şimdi bizim malzemelerimiz de kaliteli malzeme kullanmak zorundayız bu ara. Mesela jölemiz olsun, briyantinimiz olsun, müşteriler kullandığı malzemeleri bile soruyor artık yani. Evet. Biz mesela Fonex kullanıyoruz. Şimdi biz sanki reklam yapmış olmayayım da. Hayır, zaten şimdi zaten amaç şu. Hani biz tam Fonex'in sponsorluğunda bu işi yapıyoruz ama kabul etmek lazım. Hani kaliteli ürün dendiği zaman akla Fonex ürünleri geliyor. Evet. Onun için de kullananlar rahat. Siz de gönül rahatlığıyla Fonex ürünlerini kullanıyorsunuz. Hatta biz inşallah tıraşımız bittikten sonra size güzel de bir Fonex hediye setimiz var. Onu takdim, evet, edeceğiz. Çok farklı ürünleri var Fonex'in. En çok ne kullanıyorsunuz Fonex'te? Fonex'te valla briyantinimiz çok gidiyor. Jöle gidiyor. Kolonya. Kolonyamız gidiyor. İşte tıraştan sonra losyonumuz var. Losyonlar gidiyor. Birçok ürün var. Birçok ürün var. Çoğu müşterilerimiz jöle istediği zaman Fonex'in o küçük kutuları var, güzel. Aha. Müşterilere hediyelerimiz oluyor bunlardan. Maşallah. Ha. Ahmet, senin askerde bir berberlik, berber olduğu için askerde de berberlik yaptın değil mi? Evet, askerde ben berberlik yaptım. Hiç unutamayacağım da bir anım oldu. Yüzbaşı geldi bir gün, hanımı tıraş eder misin dedi, saçlarını keser misin dedi. Ben hiç anlamamam uzun saçlar. Dedim keserim. Kesemem diyemezsin komutan, bir kere yani, yok yani şeyde. Yani. Yapamam yok askeriyede. Tamam, gittim yüzbaşının evine hanımının saçını kesmeye. Taktım peçeteyi. Dedi aslan yenesi olacak. Aslan yenesi ne bilmiyorum ki ben. Görmedim yani, de duymadım da. Eyvallah. Sağdan soldan biraz kestim oradan. Dedi aslan yenesi böyle mi oluyor dedim. Eyvah dedim ben herhalde, tamam mı? Yanlış bir şey yaptım. Öyle oluyor dedim. Tamam dedi. Teşekkür ederim dedi. O da bilmiyormuş. Neyse komutanın eşi de bilmiyormuş. O da bilmiyormuş. İyiydim, yırttım. Olsun. Sonuçta fırça yemeden, komutanla mahcup olmadan. Ya, bir şekilde işi hallettik. Peki eskiden mi zordu, şimdi mi zor berber? Eskiden zordu. Şimdi makinelerimiz, her şeyimiz elektrikli. 2 saat bundan böyle ellerimiz dururdu. Buralarım yara olurdu. Bundan böyle. Vay be. Düşünsene hep bundan kestim. Şimdi bunu ne yapıyorsun? Bir dakikada götür. Güzel. Onun için. Eyvallah. Aman heyecan yapma abi. Heyecanlanma. Heyecan yapma yavrucuğum. Rahat ol. Evet. Eyvallah. Şimdi berberliği zevkle yapıyoruz biz. Makinelerimiz elimizde, insanın makinesi oldu muydu? İş zevkle yapılır. Hangi iş olursa olsun. Bizim sistemimiz de güzel. Böyle başından ilginç bir olay geçti mi Ahmet? Vallahi başından en... Hani bir yanlış yaptığında fırça yedin mi mesela bir müşteriden? Ya da eyvah ben bu hatayı nasıl yaptım falan deyip. Ya mutlaka adam yanlışla bıyığını kestiğimiz bile oldu yani. Adam kırmıyordu. Karısı kestirememiş, ben kestim kırmıyordu. Güzel. Güzel. Aynen, bir de mı galiba şey, hatta fotoğraflar var. Hakan abi şimdi çekim bitsin, onları da inşallah alacak. Güven olayı dedik ya, güven olayı. Evet. İçişleri Bakanımız gelmiş değil mi? Evet. Rami'ye. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız gelmiş. Tabii şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı. Demiş gelmişken şu sakallarımı, bir sakal tıraş olmuş galiba. Ensesini falan da. Ensesini falan düzelttirmiş. Tabii korumalar bırakmıyor. Evet. Değil mi? Yalnız bırakmıyorlar. Yalnız bırakmadılar. Hepsini dışarı çıkarttım vallahi. Orada da bir güzel bir şey olmuş. Evet. Olay yaşanmış galiba. Evet. Sen bir kelime kullanmışsın. Hepimiz adam mı kesiyoruz burada? Hepimiz dışarı gidiyoruz. Bakanım da güldü zaten. Tamam mı? Tamam diye boşalttım. Eyvallah. Burayı. Peki başka ünlüleri tıraş ettin mi Ahmet? Başka bir böyle birisi geldi mi? Vallahi Takoz Recep geldi. Vallahi. Şey olmasa öyle. Can lakabı olmasa. Tamam. Takoz başka. Recep başka geldi. Acaba. Ondan sonra Çaykur Rizespor'un başkanı gelmişti. Tamam. Şimdi milletvekilleri çok geldi. İsimlerini sayamam. Çok tıraş ettik yani milletvekilleri. Arda Turan da geldi. Doğru mu söyleyecektim? Berkay için geldi değil mi? Evet, bak orada da resmimiz var. Berkay orada. Ben buradan Berkay'a da şimdi biz müziği çekiyoruz. Berkay'a da selam göndereyim.
bütün manitalarının selamı var Berkay'a. Berkay'a dinlettireceğim. Berkay bunu seyretsin. Berkay'ı biz çok seviyoruz. Berkay bizim bir tanemiz. Buradan da selam olsun. Sen nerelisin? Bu işe nasıl başladın? Harbiden daldık mı muhabbete? Ben Yiğit'in harman olduğu yerlerdenim. Silaha tek ismini veren yer. Neresi? Kırıkkale. 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 Bizde K yok, Kırıkkale. Kırık. Tabii, Kırıkkale. Sen nasıl başladın bu işe? Benim abilerim berber. Ben berberhanede büyüdüm ben. İlkokula giderken cumartesi pazar geliyordum. Yıl sonu tatillerde ben berberde büyüdüm yani, öyle yetiştim. Ve severek büyüdüm yani öğrenim mesleğim. Sonra karar verdin. Evet. Dedi ki ben bu işi yapacağım. Yani, kaç senesinde geldin İstanbul'a? Ben İstanbul'a 97 gibi geldim. Askerliğimi bitirdim geldim ben Muammer abinin yanına. Direkt? Evet, direkt Muammer abinin yanına geldim. 25 senede de Muammer abiyle aynı bu üç duvar arasında beraber çalışıyoruz. Valla. Ya şimdi bir kelime kullanacağım da sakın yanlış anlamayın. Bunu kullandığınız zaman yanlış anlaşılıyor. Hani siz eşlerinizle geçirdiğiniz vakitten daha fazlasını aslında evet, beraber geçiriyorsunuz. Hani yani bu da şey, bu çok muhabbet tez ayrılık getirir aslında. Ama siz bunu başarmışsınız. Biz onu yani, aştık abi. Aşmışsınız yani. Daha biz 25 senedir, Muammer abi kendisi burada. Daha şu kapıyı bir kere dargın küs kapatmadık. Maşallah. 25 maşallah. Senedir. Peki baba ne yapıyor? O ölmeye yakın. Şimdi buranın, bu mekanın, bu kardeşler berberinin aslında Demirtaş'ı Fikri Baba. Fikri Baba bir tıraş yapıyor abi. Bak ömrü hayat bir gün nasip olsa, bak nasip olsa bir gün. Hani eski sistem derler ya, yokluya yokluya. Yokluya yokluya yani. Yani yokluya yokluya yapıyor. Böyle oynuyor böyle oynuyor. Hani neredeyse böyle Fikricime sarılıp alt dudağından öpesi geliyor insanın. Ne kadar. Fikri abinin de usta olduğunu unutmamak lazım. Nereden baksan 80 yaşına kadar berberlik yaptı yok, ya. Yok, güzel sakal tıraşını evet. Güzel yapıyor. Oynuyor. Yokluyor. Böyle takıla. Müzik yan söyleyerek yan ama değil mi? Tabii. Müzik yan söyleyerek taraf, yan taraf. Çünkü sanat müziği olacak ve o eşlik edecek yavaş yavaş. Yine nihayet bakalım ise yandı. Aha yandı. Yani. Aynen öyle. Eyvallah. Ahmet'im fazla kesme istersen. Kesmeyeceğim. Diğer berberlere de biraz kalsın çünkü bayağı biz berber gezeceğiz. Onlara da biraz kalsın. Eyvallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben sizlere... seni yengeden korktum dediğim için yardımcı olmayacağım. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum bizi tercih ettiğiniz için. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Buradan Kırıkkale'deki hemşerilerime de, sevdiklerime de, anneme, babama, kardeşlerime çok selam ediyorum. Eyvallah. Muammer abi siz Kırklareli'ne ne mesaj göndereceksiniz? Ben Kırklareli'yi çok seviyorum. Trakya'nın gururuyuz. Eyvallah. Ahmet eline sağlık da biraz sanki böyle şişirmeye geldi gibi oldu yani. Yani şimdi yengem beni beğenmeyecek, almayacak bu akşam. Bilmem abi, yengem beni tıraş ettiğini bilir. Tamam o zaman, hadi bakalım. Hadi teşekkür ederim, yani sağ olasın. Eyvallah. Erkeğinize teşekkür ederiz abi. Eyvallah komşular, sağ olun. Size de hayırlı işler olsun. Hacı Kadir, biz neler yapabileceğimizi az çok böyle 3-5 dakika içerisinde işte böyle bunları yapacağız dedik ama bunların içerisine çok şey katabiliriz. Biz ayılı tıraşlar diliyoruz. Bir de şu var, bu çok önemli. Hatta öyle başlayalım, öyle bitirelim. Berberde tıraş olduktan sonra, hamamda yıkandıktan sonra insanlar ne der? Saatler olsun. Saatler olsun dil işte, o yanlış. Sıhhatler olsun. Sıhhatler olsun der, saatler olsun yanlış, sıhhatler olsun. Hayırlı tıraşlar. Bir sonraki berberde görüşelim. Ponex. Ne man işte problema. Hadi eyvallah.